çapları sırasıyla R, 3 R2, R olan KLM iletken kürelerinin yükleri sırasıyla artı 6 Q, eksi 2 Q, 4 Q'dur. K küresi önce L'ye sonra M'ye dokundurulup ayrıldığına göre kürelerin son yükleri QK, QL, QM ne olur diye sorulmuş. E, şimdi iki tane küreyi birbirine dokundurduğumuzda birinin son yükünü bulurken toplam yükü ne yapıyoruz? Toplam yarıçapa bölüyoruz. Sonra da e, birin son yükünü bulmak için birin yarıçapıyla çarpıyoruz. Aynı işlemi diğer için de yapıyoruz. Q2 üstü bulurken de Q1 ile q topluyoruz. Tabii ki R1 ile R2 ile topluyoruz. Sonra da R2 ile çarptığımızda da ikinci kürenin yükünün son yükünü bulmuş oluyoruz. O zaman bu işlemi gelin birlikte yapalım. E, önce K'yi L'ye dokunduracağız öyle değil mi? Önce K'yi L'ye dokunduracağız. Artı 6Q eksi 2Q toplarsanız artı 4Q bulursunuz. Yarı çapları da toplarsanız 4 R bulursunuz. 4Q'nun 4R'ye oranı yani bir birimin bir birime oranı gibi. Yani bir birim bulduk. E, yarı çapları 1 ile çarparsak o zaman e, K'de ne olacaktır? Artı Q olacaktır. E, yarı çapları 3R olduğu için de burada artı 3Q olacaktır. M'deki yük hala eksi 4Q olarak durmaktadır. Tamam. İkinci işlem nasıl olacak? İkinci işlem ne olacak? Tabii ki K'yi bu sefer de M'ye e, dokunduracağız. Yani k'yi götürüp buraya dokunduracağız. Yani k'yi buraya getirdik. Tabii ki o zaman L'deki son yük artı 3Q olarak kaldı. O da kenarda duruyor. Şimdi k ile m'yi toplam yüküne bakarsak eksi 3 buluruz. Toplam yarı da bakarsak o da 3 olur. 3'ün 3'e üçü oranına bir birim dersek yarı çaplarıyla orantılı da olduğunu düşünürsek toplam yükümüzde eksi 3 olduğuna lütfen dikkat edelim. O zaman e, m'nin yarıçapı 2 birim olduğundan buraya eksi 2 yük gelecek. Burada da eksi 1 bir birim yük olacak diyoruz. Çünkü e, çünkü artı q ile eksi 4 Q topluyoruz. Eksi 3 buluyoruz. Bunu 3 r'ye bölüyoruz. Yani eksi 1 gibi bir sayı bulduk. Yarıçapı o zaman 2 olanın ki eksi 2 olursa yarıçapı 1 olanın ki eksi 1 olur diyoruz. Son yükleri buradan görebilmekteyiz. O zaman bu k oluyor. Buraya dikkat. Bu m oluyor. Bu da l oluyor. K'nin son durumdaki yükü eksi q oluyor e, M'nin son durumdaki yükü de eksi 2 Q oluyor. L'nin yükü de artı 3 Q olarak kalıyor. Artı 3 Q. O zaman cevabımız görüldüğü gibi B oluyor. İçi boş yüksüz iletken K küresinin içine eksi yüklü L küresi şekildeki gibi sarkıtılıyor. Buna göre toprak bağlantısı kesilip L küresi uzaklaştırıldıktan sonra K küresinin üzerindeki elektrik yüklerinin dağılımı nasıl olur diye sorulmuş. Evet, burada olan eksik Q yükü mevcut olduğundan, e, eksik Q yükü kendisine en yakın olan bölgeden elektronları uzaklaştıracak, yani itecek. O zaman en yakın bölgedeki bir elektronu söktüğümüzde burada artı yük, artı Q oluşur ve bu elektron nereye gidiyor? Toprağa gidiyor. Toprağa gidiyor, o zaman eksik yükler nerede olacak yani? Artı toprakta olacak yani. Böyle söyleyelim. Tabii ki eksik Q yükü kendisine en yakın bölgedeki artı yükleri ne yapmış oldu? İtmiş oldu. Buradaki artı yükler toprağa itildi diyoruz. Toprağa itildi ve toprakta da işte eksi yüklerimiz var diyelim. Yani en uzak bölgeye gittiğini düşünelim. Tabii ki daha sonra toprak bağlantısını kestiğimizde e, eksik eksi Q yükü kürenin içinde kaldığı sürece artı Q yükleri de iç yüzeyde kalacak. Dış yüzey nötr. Dış yüzey nötr. Buraya dikkat. Dış yüzey nötr. Ama biz buradan L küresini uzaklaştırdığımızı düşünelim şimdi. Şöyle düşünelim. Evet. Şimdi L küresini uzaklaştırdık. Şimdi burada artı Q yükleri burada kalmaz. Neden kalmaz? Çünkü artı Q yükleri en uzaktan kendilerine elektron çekerler, kendilerine elektron çekerler. Buradaki artı Q yükü buraya bir elektron çeker, bir elektron gelir. o zaman dışarıda bir artı yük oluşur. Yani buraya bir elektron geldiğinde içerideki yük sıfırlanır, dışarıya artı yük çıkmış gibi olur. Aynı şekilde buradaki artı yük içinde aynı şey söz konusu. Olur. Burada artı Q olur, buraya bir elektron gelir. E ee, aynı şekilde buraya da bir elektron gelir ve burada böyle bir artı yük böyle olur. Kısaca içerideki toplam yük sıfır olacak şekilde, içerideki toplam yük sıfır olacak şekilde e, elektronlar hareket eder ve toplam yük daima dış kısımda bulunur diyoruz. İçeride ne kadar yük varsa hepsi dışarıya çıkmış olacak yani sonuçta. Sonuç itibariyle böyle bir durum söz konusu olacaktır. Olan iletkenlerin içerisinde toplam yük sıfırdır diyoruz. Bütün yük nerede bulunur diyoruz? En dış kısımda bulunur diyoruz. E, buradaki olay peki nasıl oldu diye sorarsanız içerideki elektronlar toprağa gitmişti. Cismi götürdüğümüzde de dışarıdaki elektronlar içeriye geldi. Artılar dışarıya çıkmış gibi oldu. Dolayısıyla sorumuzun cevabı D oluyor. Elektrik yükleri artı Q olan XY küreleri ve nötr iletken KLM küreleri şekildeki gibi yerleştiriliyor. Evet, Buna göre K L, M küreleri hangi cins elektrikle yüklenirler diye sorulmuş. Bir kere buradaki artı Q yükü e, ne yapacak? E, kendisine elektron çekecek. Buradaki artı Q yükü de kendine elektron çekecek. Buraya lütfen dikkat. Şimdi o zaman her ikisi elektron çekmek istediklerini düşünürsek e, buradaki X küresi M'deki elektronları çöküp kendine doğru çekemez. Çünkü burada Y küresi var. Buradaki Y küresi de K'den elektronları çöküp kendisine getiremez. Çünkü burada e, X küresi var. O zaman e, her ikisinin de L'de kendine yakın olan bölgeden elektron sökeceğini düşünebiliriz. Yani o zaman buradan buradan bir elektron söküldüğünde en yakın bölgeye taşındığını düşünürseniz, yani buraya taşındığını düşünürseniz, buraya bir elektron taşındığını düşünürseniz, o zaman bunun burada bir artı oluştuğunu varsayarsak, aynı şekilde, aynı şekilde e, X de buradan bir elektron sökecek ve en yakın bölgeye taşıyacak ve burada bir artı oluşurken burada bir eksi yük oluşmuş olacak. O zaman bunu böyle simetrik olarak düşünürsek, hayal edersek durum buna benzeyecek. Öyle değil mi? O zaman ee, ki, tabii ki burada taşınanlar da kimler oluyor? Tabii ki elektronlar oluyor. Buraya da dikkat edelim. E, o zaman burada artı yükler oluşurken burada eksi yükler oluşmuş oldu. Ama L'de biriken yük miktarı K ve M'dekinden daha fazla olduğunu da görüyoruz. Tabii K'nin yükünün işareti eksi olacak. L'ninki artı olacak. M'ninki de eksi olacak. E, sonuç olarak cevabımız A olacak tabii ki. Cevap A. Yani L'nin nötr olma durumu söz konusu olmaz. Negatif yüklü de olmaz. Dolayısıyla cevap A oluyor. Yarı sırasıyla 2R, olan iletken ve yüksüz KL küreleri birbirine dokunmaktadır. Eksi elektrikle yüklü X çubuğu K küresine şekildeki gibi yaklaşılıp küreler birbirinden ayrılıyor. Buna göre son durumda 1-2-3 yargılanan hangileri doğrudur? Şimdi Eksi yüklü x x cismi k'ye yaklaştırıldığında yakın bölgeden elektron ne yapacak? Uzak bölgeye doğru itecek öyle değil mi? O zaman buradan bir elektron söküne burada artı yük oluşurken buraya bir eksi yük gelmiş olur. Peki bir tane daha olursa bir tane daha artı bir tane daha eksi meydana gelir. Yani o zaman buradan buraya n tane elektron geçmiş oluyor buna dikkat edelim. E, tabii ki yük miktarları da eşit oluyor buraya da dikkat edelim. Daha sonra biz bu küreleri birbirinden ayırıyoruz. Birbirinden ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. Daha sonra da x yüklü küreyi uzaklaştırıyoruz diyelim. O zaman biz bu işlemi yaptığımızda ne olacak? Burada artı artı yüklerimiz var. Bakın burada artı artı. Burada ise eksi eksi iki tane yük vardı. Buradaki eksi buradaki eksi yeter. Eksiler bir buraya gelir bir de buraya gelir. Peki burada ne olacak? Buradaki artılardan bir tanesi uzaktan bir elektron çekecek kendine. Bir elektron gelecek. Burada bir artı yük meydana gelecek. Dolayısıyla şuradaki eksi artıyı birbirine götürürken burada bir artı kalacak. Sonuçta bu artı artı yükler dağılmış olacak. Yani bizim k küresi, burada l küresi, k küresi sonuçta şuna benzeyecek. Burada artı, burada da artı. Sanki buradaki artılardan bir tanesi buraya gelmiş gibi olacak. Bu k oluyor, bu da l oluyor görüldüğü gibi. Bunun yük miktarı eğer artı 2q ise bunun yük miktarına da eksi 2q diyebiliriz. L küresi eksi elektrikle yüklüdür, evet. K'nin yük miktarı L'ninkinin iki katıdır. Hayır. Yanlış. Yük miktarları eşittir. Yük geçişi L'den K'ye olmuştur deniliyor. Hayır. Yük geçişi K'den L'ye doğru olmuştur. L'den K'ye doğru değil. O zaman bu yanlış oluyor. O zaman cevabımız A oluyor. Yüksüz K iletken küresi yüklü X ve Y elektroskoplarından X elektroskopunun topuzuna şekil 1'deki gibi dokunduruluyor. Sonra Y elektroskopunun topuzuna şekil 2'deki gibi değmeyecek şekilde yaklaştırıldığında yeni yapraklara bir miktar açılıyor. Bu işlemlerden sonra K küresi ile X ve Y elektroskoplarının yüklerin işareti için 1 2 3 yargılanan hangileri doğrudur? Bir kere nötr e, iletken X e, K K cismi X elektroskopuna dokundurulduğunda tabii ki yük paylaşımı olur eğer x negatif yüklü kabul eder, x'i negatif yüklü kabul edersek e, tabii ki x'in yüklerinin bir kısmına k iletken küresine aktarılır. Bir kısmına k iletken küresine aktarılır. E, Dolayısıyla k ile x elektroskobu aynı cins yükle yüklenecektir. Ve tabii ki x'in yaprakları da bir miktar kapanacaktır. Bir miktar kapandığında şekildeki görünümü aldığını varsayalım. Tamam. Şimdi o zaman e, eksi elektrikle yüklü e, k iletken küresi Bakınız e, K iletken küresi tabii ki Y elektroskopunun topuzuna yaklaştırıldığında yapraklara bir miktar elektron itilir. E, yaprakların açıklığının arttığını söylüyorlar. Yani yapraklar bir miktar ne yapmış? Açılmış. Bir miktar yapraklar açıldığına göre e, yapraklarda başlangıçta ne olmalıdır? Eksi yükler olmalıdır ki e, yapraklara elektron geldiğinde yaprakların açıklığı aç artsın. Demek ki Y elektroskopu da başlangıçta negatif yüklüymüş. Buna göre hepsinin yükünün cinsi son durumda aynıdır diyoruz. Ee, bir, k küresi ile x elektroskopununki aynıdır. Bir, doğru. Çünkü ikisi de eksi yüklenmiştir. Ya da ikisi de artı yüklenmiş de olabilir. Biz x'i başlangıçta artı kabul ettiğimiz için, eksi kabul ettiğimiz için k'ye de eksi dedik. O zaman bunun da Y de eksi oldu yani. Biz başlangıçta x'e artı deseydik k'de artı olurdu. y de artı yüklü bir elektroskop olmuş olurdu. Sonuçta biz yüklerinin cinsinin aynı olup olmadığıyla ilgileniyoruz. Buna göre K küresi ile X ki aynıdır diyoruz. K küresi ile Y elektroskopunki de aynıdır. Evet bu da doğru. X ile Y elektroskoplarınki aynıdır. Bu da doğru. Buna göre sorumuzun cevabına E diyoruz. Elektrik yüklü özdeş K ile elektroskoplarının yükleri sırasıyla artı Q eksi 3Q olup yapraklar arasındaki açılar Teta K Teta L'dir. Elektroskopların topuzlarını birleştiren iletken tel üzerindeki anahtar kapatıldığında her iki elektroskopun yaprakları arasındaki açılar teta oluyor. Buna göre teta k, teta l, teta arasındaki ilişki nedir? Bir kere e, özdeş elektroskopların yükleri ne kadar fazlaysa yapraklar arasındaki açıklık da o kadar fazla olacak demektir. Yani şimdi mesela yükü q olduğunda yapraklar arasındaki açıya mesela açı ile eksi 3 q olduğunda yapraklar arasındaki açı eşit değildir yük miktarı e, burada cinsinden ziyade yükün miktarı önemlidir. E, dolayısıyla o zaman teta e, teta L başlangıçta teta K'den büyüktür. Evet. Peki hala anahtar kapatıldığında ne olur? İki elektroskopla toplam yükü aralarında eşit paylaşırlar. Toplam yük eksi 2 Q olduğundan eksi Q'ya eksi Q olur. Evet, son durumda ne olacaktır? E, teta K yani teta eee teta dediğimiz açı e, teta k'ye eşit olacaktır çünkü yük miktarı gene q kadar olacaktır burada işaret değişiyor ama miktar değişmiyor o zaman son durumdaki teta açısı teta açısı yani tabi her ikisinin de dokunuluklarında arandaki açı teta olacaktır ve yük miktarları da eksi q olacaktır eksi q'daki yaprakların açıklığı da teta teta olacaktır Başlangıçta da artı Q varken de teta olduğundan dolayı teta L başlangıçta büyüktür. Teta K ile teta birbirine eşittir diyoruz. Buna göre sorumuzun cevabına B diyoruz. Yüksüz X elektroskopunun topuzuna iletken 2 k cismi dokundurulduğunda yapraklar arasındaki açı alfa oluyor. Daha sonra X elektroskopunun topuzuna iletken L cismi dokundurulduğunda elektroskopun yaprakları kapanıp açılıyor ve yapraklar arasındaki açı beta oluyor. Alfa büyük beta olduğuna göre 1-2-3 yargılanan hangileri kesinlikle doğrudur. Bir K ve L başlangıçta zıt cins elektrikle yüklüdür. Bu kesinlikle doğrudur. Neden diyeceksiniz? Çünkü biz K'yi elektroskopa dokundurduğumuzda yük paylaşımı olacak. Kime yükünü paylaşacaklar? K'nin yükünü paylaşacaklar. O zaman elektroskopun yükünün cinsi ile aynı olacak. Ama daha sonra L'yi elektroskoba dokundurduğumuzda yapraklar kapanıp açıldığından L'nin yükünün cinsi bir kere zıt olacak ama miktarı da elektroskoptakinden fazla olacak. Yani K'ninkinden fazla olacak diye bir şart yok elektroskoptan fazla olacak. Dolayısıyla bir kesinlikle doğru. İki k'nin yük miktarı, d'nin yük miktarından fazladır denilmiş. Biz eşit olduğu durumda bunu yapabilir miyiz? Bir bakalım. Mesela biz buna artı altı q diyelim. Buna da eksi altı q diyelim. Eşit olsunlar. Böyle bir durum gözlenebilir mi? Ona bakalım. Örneğin e, k'nin ve x'in e, yük paylaşımını göstereyim şurada. Mesela diyelim ki bu k, bu da x elektroskop olsun. Tabii ki mesela burada kapasiteleri eşit kabul edeyim mesela. O artı Q'nun yarısı buraya, yarısı burada olsun. O zaman geriye artı 3Q, burada da artı 3Q kalsın. Artı 3Q'da kendi yaprakların açıklığına alfa deyin. Yaprakların açıklığıdan olsun alfa olsun. Biraz büyük çizeyim şöyle alfayı. Bu alfa olsun. Tabii ki bu K ile yüklü küresi. Şimdi elektroskopun yük miktarı artı 3Q gördüğünüz gibi. Evet. Pekala. L'inkine ben ne dedim? Eksi 6Q dedim. L'inkine de ben eksi 6Q dedim. Bir kere artı 6 pardon. Eksi 6Q ile eksi 6Q ile bakınız. Eksi 6Q ile artı 3Q'yu toplarsak toplam yük eksi 2 eksi 3Q olur. Toplam yük eksi 3Q olur. Ama buradaki yük miktarı eksi 2Q olsun. Buradaki yük miktarı eksi 2Q olsun. O zaman burada da eksi Q kalacak demektir. Şimdi bakınız. L'nin kapasitesine C dersek, elektroskopunkine 2C dersek, burada burayı 2C aldığımız zaman, bunu da 2C almış oluyoruz. Dolayısıyla K'nin kapasitesi L'ninkinden büyük olmuş oluyor gördüğünüz gibi. L'ninkinden büyük olmuş oluyor. Bu şu demek, L'nin yarı çapı biraz küçük olursa, hatta K'ninkinin yarısı kadar olursa, buna benzer bir durum gözlenebilir demek. Yani K'nin yarı çapına ben 2R dersem, L'ninkine de R dersem, böyle bir durum olabilir. O zaman bu durumdaki açıya da beta deriz. 2Q'daki açı alfadan, alfa betadan büyük olur görüldüğü gibi. O zaman K'nin yük miktarı L'nin yük miktarına fazla olmak zorunda mıdır? Hayır. Kesinlikle doğru mudur? Hayır. Yani eşit bile olabilir. Hatta ben istesem L'nin yükünü biraz daha fazla yapabilirim. Az da yapabilirim. Yani az da yapabilirim. Yine bu durumu gözleyebiliriz. Bu da mümkündür yani. 3. E, e, son durumda K küresi ve X elektronun zıt elektrik yüklüdür. Yani hem K hem de e, x elektroskopu tabii ki zıt yüklü olacaktır. E, 3 kesinlikle doğru olacaktır. Çünkü işaret değişikliği söz konusu oluyor. E, buna göre 1 ve 3 doğru olacaktır. Sorumuzun cevabına C diyoruz. İpek iplerle tavanı asılan K, M küreleriyle L cismi şekildeki gibi dengededir. Buna göre 1, 2, 3 çarpılanan hangileri kesinlikle doğrudur? Bir kere L, M'yi itmiş. Bu kesin. Örneğin M'yi ben pozitiflikle kabul edersem yani L'yi de pozitiflikle yapabilirim. Öyle değil mi? Yapabilirim. Yani bu bir kabuldür sadece. Ama K peki neden çekilmiş olabilir? Belki K nötrdür. Bir tarafı eksi, bir tarafı artı hale geldi ve çekildi. Yani nötr olamaz mı? Yani K nötr olamaz mı? Olabilir. Veya K negatif yüklü de olabilir tabii ki. K negatif yüklü de çekilmiş olabilir. Bu durumda itilen bir cismin mutlaka aynı cins yükle yüklü olması lazım. Ama çekilen bir cisim nötr bir cisim de olabilir. Zıt cins yükle yüklü bir cisim de olabilir. Peki bu durumda K ve L zıt cins elektrikle yüklüdür. Bu kesin midir yani? Hayır. Nötr de olabilir. Ne olabilir? Nötr de olabilir. Ya yani kim nötr olabilir? K nötr olabilir. O zaman nötr yüklü, nötr, nötr bir cisim yüklü biçim tarafından çekilebilir çünkü. Dolayısıyla bu kesin olmuyor. 2. K ve M aynı cins elektrikle yüklüdür denilmiş. Bir kere K ve M aynı cins elektrikle yüklü olmak zorunda olmadığını anlamış bulunmaktayız. Bu kesin değil. 3. L ve M aynı cins elektrikle yüklüdür. İtilen bir cismin mutlaka aynı cins elektrikle yüklü olması gerekir. Nötr olsaydı çekilirdi. Zıt olsaydı da çekilirdi. Demek ki aynı cins yükle yüklü olmak zorunda. O zaman üçüncü yargı kesinlikle doğru. Sorumuzun cevabına B diyoruz. Elektrikle yüklü K, L, M, N noktasal cisimleri sürtünmesiz yatay düzlemde şekildeki gibi tutulurken artı elektrikle yüklü N cismi serbest bırakıldığında ok yönünde harekete geçiyor. Buna göre K, L, M cisimlerinin yük işaretleri için e, 1 2 3 eşleştirmeden hangileri doğru olabilir diye sorulmuş. Bir kere hepsi pozitif yüklü olabilir mi? Elbette olabilir. Bakın eğer K çok fazla pozitif yüklüyse L'de ve M'de de az pozitif yük varsa buradaki artı yük aşağıya doğru hareket edebilecektir. Yani böyle bir şey olabilir. Tabi hepsinin eksi yüklü, yani K'nin, L'nin, M'nin hepsinin eksi yüklü olma ihtimali de var. Eğer K'de az yük varsa az eksi yük varsa L'de ve M'de çok fazla eksi yük varsa buradaki artı yüklü bir parçacık aşağıya doğru hareket edebilir gene. Çünkü bunlar çok çekerler ve bileşkeler aşağıya doğru olabilir. Evet. Yani hepsinin artı ya da hepsinin eksi olma ihtimalleri var. Peki K'nin eksi, L'nin ve M'nin artı olma ihtimali olabilir mi? Asla olamaz. Çünkü bakınız K'yi eksi yaparsak L'yi ve M'yi de artı yaparsak artı yaparsak buradaki artı büyük yukarı doğru gider. Öyle değil mi? Yani aşağıya doğru gitmez. Buna göre 1 ve 3 doğru olabilir. 2 doğru olamaz. Cevap D oluyor. Elektrikle yüklü X, Y kürelerinin oluşturdukları elektrik alan kuvvet çizgilerinin modeli şekildeki gibidir. D1 büyük D2 olduğuna göre X, Y'nin yüklerinin büyüklükleri QX, QY ile işaretler için ne söylenebilir? Evet, bir kere e, pozitif yüklerde elektrik alan dışarıya doğrudur. Çünkü pozitif birim yükü itme kuvveti uyguladığını düşünürüz. Ve bu e, X pozitif yüklüdür, Y de tabii ki pozitif yüklüdür. Her ikisinin yükünün işareti de aynıdır. Yani her ikisi de pozitif işaretli olmak zorundadır. Tabii ki yük miktarı arttığında elektrik alan çizgi sayısı da artar. Dolayısıyla x'in yük miktarı e, y'nin yük miktarından çok fazladır. Hatta yük miktarı o elektrik alan çizgi sayısı ile orantılı olarak düşünülebilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mesela 19 tane saydım. Eğer artı 19 Q ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burası da artı 9 Q gibidir düşünülebilir. Yani böyle düşünebilirsiniz. Artı 9 Q olarak düşünebilirsiniz. Yani çizgi sayılarıyla yükleri orantılı yapıyoruz. Bu durumda x'in yük miktarı y'den fazladır diyoruz. Cevap A oluyoruz. Şekildeki devre parçasında K, L noktalar arasındaki eş değer direnç kaç ohmdur? Şöyle sisteme bakıldığında bir kere 4 ohm'la 2 ohm'un aslında aynı kol üzerinde bulunduğunu, yani bunların seri olduklarını söyleyebiliriz. O zaman 4 ohm ile 2 ohm'luk direncin birbirine ne olduğunu biliyoruz? Seri olduklarını biliyoruz, seri. O zaman çünkü birer uçları ortak, diğer uçları ortak değil, devreye bağlanmış ama farklı noktalara bağlanmış. Dolayısıyla bunlar paralel değil, bunlar nedir? Seridir. Olan 4 ile 2'yi ne yapıyoruz? Eşdeğer direncini bulurken. Yani buna, bunların eşdeğer direnci R1 diyelim. 4 artı 2 diyor. 4 artı 2. Yani aslında burada R1 dediğimiz eşdeğer direnç 6 ohm olmuş oluyor. Devreyi yeniden çizersek ve bunu illa böyle kırık şekilde çizmek zorunda değiliz. Şu 2 ohm'u böyle çizersem e, şuraya da 6'yı koyarsak, R1'i koyarsak yani R1 burada 6 oluyor. E, şuradan da 3'ü şu, 3'ü çıkartırım. Şuradan da 3'ü çıkartırım. Burada 3 bağlantıyı yaparım bu şekilde. Burası L noktası olur, burası K noktası olur. Burada 2 ohm'luk direncimiz var. Burada 2 ohm'luk direncimiz var. E ee, burada 3 ohm'luk direnç var. Burada da alt, R1 dediğimiz 6 ohm'luk direnç var. Şimdi devreye yeniden baktığımızda buradaki 3 ohm'la buradaki 6 ohm'un ne olduğunu görüyoruz? Paralel olduklarını görüyoruz. Paralel. Evet, paralelde ne yapıyoruz? Eşdeğer dirençlerini bulurken buna da R2 diyelim. E 6 ile 3'ü çarpıyoruz. 6 ile 3'ü topluyoruz. O zaman 18 bölü 9'dan 2 ohmdur diyoruz. Devreyi yeniden çizersek, devreyi yeniden çizersek şöyle bir durumla karşılaşıyoruz bu durumda. Or burada o zaman R2 burada artık 2 ohm. Bir de burada 2 ohmluk direncimiz var diyoruz. O zaman burası K noktası, burası da L noktası. Görüldüğü gibi 2 ohmla buradaki 2 ohmda nedir? Birbirine seridir diyoruz. Seri. O zaman buradan eş değer direnci nasıl buluyoruz? Bunu da V3 diyelim. E 2 ile 2'yi ne yapıyoruz? Topluyoruz. Eş değer direnci 4 ohm'dur diyoruz. Odan ardımı cevap C oluyor. K, L, M iletken tellerinin öz dirençleri, alanları ve uzunlukları çizelgedeki gibidir. Bu tellerin uçları özdeş pillerin kutuplarına bağlanıyor. Tellerden geçen elektrik akımlarının şiddetleri IK, IL, IM olduğuna göre bunların arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Yani e, telden geçen akım ohm yasasına göre V'nin R'ye oranı diyelim. V bölü R. Piller özdeşmiş. Piller neymiş? Özdeşmiş. Yani özdeş pillere bağlanacak. O zaman e, dirençle akım nasıl orantılı olacak? Ters orantılı olacak. Tabii ki iletkenin direnci e, nasıl hesaplanır? Yapıldığı malzemenin öz direncine, o iletkenin boyuna ve o iletkenin kesit alanına bağlı oluyor. Şimdi buradan yola çıkarak K'nin direncini hesaplayalım direnci en büyük olanın akımı da ne olacaktır? En küçük olacaktır. Bu ilişkiyi kullanacağız. K'nin direncine bakalım. Öz direnci Rho. Boyu 2 ile kesit alanı S verilmiş. 2 çarpanından dolayı buna 2R diyelim. E, L'nin direncini hesaplayalım. E, öz direnç Rho. Boyu 2L. Alanda 2S, 2 ile kesit alanı da 2 ise 2'ler sadeleştiğinde buna da R diyeceğiz. E, M'nin direncini hesaplayalım. Öz direnci 2 boyu L ama kesit alanında 2 S. Buradaki 2, iki, 2'ler de sadeleşir. Buna da R diyeceğiz. Buradan şunu söyleyebiliriz. L'nin ve M'nin eşit olduğunu, e, en küçük dirençlerin L ve M olduğunu, odan zaman akımların da e, gene eşit olacak ve büyük olacak deriz. Direnci büyük olanın da akımı küçük olacak deriz. E buradan e, o zaman e, İl ile IM'nin ne olması gerekir? Birbirine eşit olması gerekir. Çünkü dirençler eşit. Ama e, K'nin direnci daha büyük olduğundan akımı daha küçük olacaktır. Odan zaman İK bunlardan küçük olacaktır. Diyoruz. L, M eşit. E, K bunlardan küçük olduğundan sorumuzun cevabına D diyoruz. Aynı maddeden yapılmış kalınlıkları S, 2S olan eşit uzunluktaki e, silindirik x-y telleri özdeş pillerin ucuna şekildeki gibi bağlanmıştır. X'ten geçen akımın şiddeti Ix, y'den geçen de Iy olduğuna göre Ix bölü Iy oranı kaçtır? Bir iletken telin direnci hesap edilirken öz direncine boyuna ve kesit alanına bakılır. Bunlar aynı maddeden yapıldıklarından öz dirençleri eşittir. E, Tabii e, boyları da eşit olarak veriliyor soruda, aynı uzunluktaki e, tellerden diyor. O kesit alanlarıyla kesit alanıyla e, iletgenin direnci ters orantılı olur. Kesit alanı arttığında direnci de ne olur? E, azalır diyoruz. Kesit alanı iki katına çıktığında direnci de yarıya düşer. Odan eğer biz bunun direncine R bölü 2 dersek bu X'in direncine R demiş oluruz. Çünkü kesit alanı iki katına çıktığında direnç yarıya inecek. Bu bilgiye sahibiz. Buradan şimdi ohm yasasına göre e, bir telden geçen akımı bulmak istersek potansiyel farkın direnci oranı olduğunu söyleriz. Potansiyel farklar da eşit olduğunu biliyoruz. Odan e, akımlar da dirençlerle ters orantılıdır diyoruz. Direnç büyükse akım küçük, direnç küçükse akım büyük olur diyoruz. Bunu isterseniz e, uygulayalım ve görelim. Odan i x bölü i y oranı hesaplıyoruz. Tamam. Pilin potansiyel farkına V dedik. E, X'in direncine de R dedik. Pilin potansiyel farkına V dedik. E, Y'nin direncine de R bölü 2 dedik. E, buradan e, nasıl bir sonuç çıkacaktır? E, buradan direkt olarak 1 bölü 2 sayısını elde edeceğimizi söyleyebiliriz. Çünkü aşağısı e, V'nin 1 bölü 2 oranı 2 birimse yukarısı da 1 birimse 1 bölü 2 olacaktır cevabımız. Cevap D oluyor. Şekildeki elektrik devresine 3 ohm direnç üzerinden geçen akım şiddeti kaç amperdir? Şimdi 3 ohm ve 6 ohmluk dirençler birbirine paralel olduğundan bunların potansiyel farkları birbirine eşit olmalıdır. Ee, evet, buradan bunun potansiyel farkına V1 dersek, 3 ohmluk direncin potansiyel farkına da V2 dersek, 6 ohmluk direncin de potansiyel farkı V2 olacaktır. Yani bunlar paralel olduklarından potansiyel farkları eşit olmalıdır diyoruz. Evet, o zaman bu şartlar altında e, ee, 3 ohmluk dirençten geçen akımla 6 omluk dirençten geçen akım dirençlerle ters orantılı olmalıdır ki bunların potansiyel farkları eşit olabilsin. Eğer 3 omluk dirençten geçen akıma 3 omluk dirençten geçen akıma biz 2 i dersek 6 e, omluk dirençten geçen akıma da 1 i dersek 4 e, omluk dirençten geçen akım tabii ki 2 i ile i'nin toplamı yani 3 i olur diyoruz. Burada V1 ile V2'nin toplamının da 18 volt olması gerekir. Yani V1 ile V2'nin toplamının da 18 volt olması lazım. Buradan V1 artı V2 18 ya da V1 artı V2 buradan 18 dememiz gerekir. O zaman buradan V1 ile V2'yi topladığımızda 18 voltu da bize vermesi gerekir. O zaman V1 3 çarpı 4'ten 12i olur. 12i artı V2 de 2i çarpı 3'ten 6i olur. 6i. Bu da 18 olduğundan 18i 18 olduğundan i 1 amper bulunur. Tabi i 1 amperdir ama ana kol akımı 3 amper olmuş oluyor. 3 onluk dirençten geçen akım da 2 amper olmuş oluyor. Dolayısıyla sorumuzun cevabı A oluyor. Şekildeki elektrik devletine voltmetrenin gösterdiği değer 24 volttur. Buna göre S anahtarı kapatılırsa ampermetre ve voltmetre hangi değerleri gösterir diye sorulmuş. E, öncelikle voltmetre 24 volt gösteriyorsa o ohm yasasını hatırlarsak V eşittir I çarpı R. Voltmetrenin gösterdiği değer 6 ohmluk direncin potansiyel farkı olacaktır ve 24 göstermektedir. E, buradan geçen akım e, I'yi I, geçen dirence de 6 dersek I buradan 4 amper olur görüldüğü gibi. Demek ki buradan 4 amperlik bir akım geçiyor. E, o zaman buradan geçen 4 amperlik akım tabii ki buradan da geçecektir. Öyle değil mi? E, o zaman bu şartlar altında 6 kere 4 24 volt. Bakın burası 24 volt. E, 6 kere 4 24 burası da 24 volt. O zaman buradaki pil kaç voltluk bir pildir? 48 voltluk bir pildir. Yani pil burada 48 voltluk bir pil olmuş oluyor. Şimdi gelelim S anahtarını kapatmaya. S anahtarını kapatırsak ne olur? 6 ohmla 2 ohm ne olur? Birbirine paralel olur. Ne olur? Paralel. Evet. Bunlar o zaman bunların eşdeğer direncine eğer R1 dersek ne dersek? R1 dersek. R1'i hesaplayalım. 6 ile 3'ü çarpıyoruz. 6 ile 3'ü topluyoruz. O zaman R1 buradan 2 ohmluk bir direnç olmuş oluyor. Devreyi yeniden çizersek burada bir R1 direncimiz olacak. Bir de şurada 6 ohmluk bir direncimiz olacak. Bir de 48 voltluk bir pilimiz olacak gördüğünüz gibi. 48 volt. Evet. Burada elimizde R1 dediğimiz 2 ohmluk bir direncimiz var. Bir de burada önceden 6 ohmluk bir direncimiz vardı. Ve tabi bir de bu 6 ohmluk direncin ucunda bir uçlar arasında bir voltmetre var. Şimdi şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Burada 2 ohmluk direnç varken burada 6 ohmluk direnç varsa burada bir V varsa burada 3 V olmalı. Çünkü direnç bunun 3 katı. O zaman potansiyel fark da 3 katı olur. Çünkü buradan geçen akım ortak bir akımdır öyle değil mi? O zaman V ile 3 V'yi topladığımızda 48 yapması gibi e, Biliyoruz. 48 yapacağını biliyoruz. O zaman 4 ve 48 ise V buradan 12 volt bulunur. e burada 12 voltumuz varsa e burada da 36 volt alacaktır. O zaman voltmetre 36 gösterecektir. Tabi burada 12 olmasının de 6 amper olması gerekir. Öyle değil mi? O zaman akım bir kere 6 gösterecek ampermetre. Ama voltmetre de 36 gösterecek. Bu şartlarda sorumuzun cevabına D diyoruz. Özdeş K, L, M, N dirençleri ve iç direnci önemsiz üreteç ile şekildeki elektrik devresi oluşturulmuştur. Buna göre K, L, M dirençlerinden geçen akım şiddetleri İ, K, İ İL, ile İ, M arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Bir kere öncelikle hemen şunu belirtebiliriz. E, buraya A ucu desek, e, buraya B ucu desek, şuraya da C ucu desek. Ve hemen dikkat edersek A, C arasında gördüğünüz gibi. Hemen aşağıya giriyoruz. Burası da A ucu oluyor gördüğünüz gibi. E burası da A ucu oluyor. e Burası da A ucu oluyor. E Şundan hep C'yi buraya getirebiliyoruz. C'yi buraya getirebiliyoruz. O zaman buraya da C diyebiliriz. Buraya da C diyebiliriz. Dikkatinizi çektiyse K, A, C arasında M de A, C arasında N de A, C arasında. Hepsi birbirine bir kere paralel yani. Bir kere K, L, M, N e ama tabii ki burada L, L, L için aynı şeyi söyleyemeyiz. L bir kere paralel değil. L bir kere hepsine seridir diyoruz. Devreyi isterseniz şöyle bir çizelim. Bakınız devreyi biraz daha açık ve anlaşılır çizmeye çalışalım. Bizim pilimiz A ve B arasında olduğundan A'yı ve B'yi geniş alıyoruz. Tabi diğer noktaları araya serpiştiriyoruz. C'de, C'de arada. Peki benim pilim hangi arada? Tabii ki A-B arasında. Lütfen buraya dikkat. Benim pilim A-B arasında. Pilimi aşağıya çiziyorum. A, A, B arasında çizdim. E, L'yi de e, B, C arasında çiziyorum. L'yi de B, C arasında çiziyorum. Buraya da dikkat. Bu L. E, K'yi de, M'yi de, N'yi artık A, C arasında yerleştiriyorum. Bakın 3 tane direnç var burada böyle. Gördüğünüz gibi bir durum var yani. Ya e, buraya e, K desek, buna M desek, buna da N desek. Durum bundan ibaret. E, daha net anlaşılır olduğunu düşünüyorum. O zaman buradan şöyle bir sonuca varabilir. Dirençler özdeş olduğundan bundan iyi geçiyorsa, bundan da iyi geçiyorsa, bundan da iyi geçiyorsa demek ki bundan 3 iyi geçiyor diyebiliriz yani. Bu durumda L büyük olur, K, M, N hepsi eşit olur. O zaman L büyük olmak şartıyla K ve M'nin ne olduğunu biliyoruz, eşit olduğunu biliyoruz. Sorumuzun cevabına C diyoruz. Şekildeki devre parçasında K, L noktalar arasındaki potansiyel fark 2 volttur. Buna göre MN noktaları arasındaki potansiyel farkı kaç volt'tur? Bir kere K'den L'ye eğer 2 volt varsa, şimdi önce şunu söyleyelim. R ve 3R bir kere seridir öyle değil mi? 2R de bunlar paraleldir. Yukarıda 4R var, aşağıda 2R var. Lütfen dikkat. Bunların potansiyel farkları, daha doğrusu şöyle söyleyelim. E, şu yukarının toplam potansiyel farkı, aşağının şu şuradaki kısmın pot toplam potansiyel farkına eşit olmalıdır diyoruz. Yani bunu şöyle çizebiliriz şöyle bir parça vardı burada böyle şu yukarıdaki 4R yapıyor 4R çünkü bunlar seri aşağıda 2R var aşağıda 2R var 2R de sağda var gördüğünüz gibi 2R de sağda var burası K ucu oluyor burası M noktası oluyor şurası da e, e, burası M noktası oluyor şurası da N noktası olmuş oluyor Şimdi e, buradan geçen akıma i derseniz aşağıdan geçen akıma 2 demeniz gerekir. O zaman i ve 2 burada toplanırlar. Burada 3 olarak geçerler diyebiliyoruz. O zaman yukarıdan i geçerken aşağıdan 2 i geçmiş oluyor. E, buradan da 3 i geçmiş oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi KL arası 2 voltsa o zaman 2 volt dediğimiz şey i çarpı r olmuş oluyor. O zaman i çarpı r 2 voltsa burası 2 voltsa o zaman burası da tabii ki kaç volt olur? 3 e, katı olduğuna göre burası 6 volt olur. O zaman buranın tamamı 8 volt olduğundan burada da 8 volt vardır diyoruz. O zaman e, yani 4'e e o zaman 8 demiş oluyoruz. O zaman 6'ya ne dememiz gerekir? 12 volt dememiz gerekir öyle değil mi? O zaman m ne? 12 olacaktır. Sorumuzun cevabına d diyoruz. Şekildeki elektrik devresine voltmetrenin gösterdiği değer 25 volt'tur. Buna göre ampermetrenin gösterdiği değer kaç amperdir? Önce bu devrede 4 ohm'la 1 ohm'luk dirence odaklanacak olursak bunlar birbirine paraleldir. Paralel bağlı e, dirençlerin potansiyel farklarının eşit olması için e, üzerlerinden geçen akımların dirençleriyle ters orantılı olması gerekir diyoruz. O zaman 4 ohm'dan i akımı geçiyorsa 1 ohm'dan 4i akımı geçmelidir deriz bir, bir omdan da 4 i geçmelidir. O zaman ana koldan toplam geçeceğini biliyoruz. buradan da o zaman 5 i akımı geçecektir diyebiliriz. Tabii ki voltmetre 25 volt gösteriyor deniliyor. Voltmetre 25 volt gösteriyormuş. O zaman ohm yasasını hatırlarsak V eşittir I çarpı R kuran hatırlarsak voltmetre 25 gösterirken tabii buradan geçen akıma biz 5 i dedik. Biraz düzgün yazayım. 20 5 gösteriyor voltmetre. Ee, geçen akıma biz 5 i dedik. Ee, direncede 5 dedik. Direncede 5 dedik. Ee, bu şartlar altında olan 25 eşittir 25 i oluyor. 25 eşittir 25 i olduğuna göre 25 i olduğuna göre i de i dediğimiz nicelik 1 ampere karşılık geliyor. Odan aşağıdan, odan ampermetreden geçen akım o zaman 4 amper olmalıdır. Bu durumda sorumuzun cevabına B diyoruz. Şekildeki elektrik devresinde A1 ve A2 ampermetrelerinin gösterdiği değerlerin oranı A1/A2 kaçtır diye sorulmuş. Evet. Biz şimdi bu devreyi şöyle bakabiliriz. 2 2R iki, iki tane R direnci var. Bunların seri olduğunu biliyoruz. Yani ikisi de seri ve aynı kolda bulunuyor. Ve bunlar R direncine paralel oluyorlar. Yani şuradaki R direncine paralel konumdalar. İstersen bu devreyi istersen yeniden çizelim. Buraya A ucu diyelim. Buraya B ucu diyelim. E, tabii ki o zaman e, buraya da C ucu dersek burası da C oluyor. E şurası da C oluyor. Şimdi e, iki tane R direnci aynı kolda olduğundan ikisini ayrı ayrıyeten düşünelim. Bizim pilimiz A ve B arasında olduğundan A ve B'yi geniş çiziyorum. A ve B'yi biraz geniş alıyorum. E, diğer bir noktayı da hemen araya koyuyorum. C noktasını araya koydum. Tamam. Şimdi bakalım şimdi benim A, C arasında iki tane R direncim var gördüğünüz gibi. İki tane R direncini A, C arasına yazıyorum. Yazdım. Bu, bu R direnci de A, C arasında olan. Bunu da aşağıdan şöyle yazıyorum. E, şuradaki R direnci de B, C arasında. Onu da buraya çiziyorum. Evet. Benim pilim de A, B arasında. Pilim de şöyle yukarıdan çizeyim. Bu sefer. Böyle yukarıdan çizmiş olayım. Şöyle çizeyim. Pilim de burada. Şimdi dikkat edilirse, dikkat edilirse 2R direnci ile R direnci paralel olduğundan ve bunların potansiyel fark şu, şu ikisinin potansiyel farkları toplamı bunun potansiyel farkına eşit olacağından yukarıdan geçen akıma i dersek, aşağıdan geçen akıma 2i dememiz gerekir. E bu durumda buradan geçen akım da 3i olacaktır öyle değil mi? O zaman pilin artı tarafından 2R'den geçen akım i şeklindedir gördüğünüz gibi. Yani o zaman bu pilin artı tarafından 2R'den geçen akıma eğer yukarı doğru i dersek e, diğer r'den pilin artı tarafından geçen akıma da 2i dersek e, buradan da 2i akımını yukarıya doğru gösterirsek şu şekilde i ve 2i toplanırlar burada 3i olurlar öyle değil mi? O zaman bu 3i akımı buradan böyle geçiyor gördüğünüz gibi. 3i akımı buradan böyle geçiyor. Bu 3i'nin i'si yukarıdan giderken i'si de, i'si alttan gittiğine göre o zaman ne söylüyoruz? A2'den geçen akıma i dediğimizde A1'den geçen akıma 3i demiş oluyoruz. Bunun da A1 bölü A2 oranının 3 olduğunu görüyoruz. Çünkü A1'e 3 i dedik, A2'ye de 1 i dedik. Dolayısıyla cevabımız E oluyor. Şekildeki elektrik devresi özdeş dirençler ve iç direnci önemsemeyen üreteç ile oluşturulmuştur. Kapalı olan X anahtarı açılırsa devreye bağlı ampermetre ve voltmetrenin gösterdiği değerler için ne söylenebilir? Bir dirence bir direnç paralel bağlandığında eşdeğer direnç küçülür. O zaman paralel bağlı direnç devreden çıkartılırsa eşdeğer direnç büyür. O zaman bu devrenin eşdeğer direncinin büyüyeceği anlamına da gelir. O zaman ampermetrenin gösterdiği değer otomatikman azalır deriz. Peki e, voltmetre e, paralel bağlı olan dirençlerin potansiyel farkını ölçtüğünden paralel bağlı dirençlerden bir tanesi devreden çıkartıldığında bu kısmın direnci büyüdüğünden buraya düşen gerilimin artması gerekir. O zaman voltmetrenin gösterdiği değer de artar deriz. Ve sorunun cevabı B olur. İsterseniz bunu biraz daha detaylı ve net olarak göstermeye çalışalım. E, pilin iki ucu arasında ben A ve B diyorum. Odan diğer noktaya da C diyorum. Görüldüğü burası da C, burası da C, burası da C. E, buraya A dediğim için burası da A oluyor. Burası da A, burası da A. Pilimiz A, B arasında olduğundan A ve B'yi biraz geniş alıyorum. A ve B'yi biraz geniş alıyorum. C'yi de arada bir nokta yapıyorum. Arada bir yere koyuyorum şu direnç BC arasında olduğuna, bunu BC arasında çiziyorum. Şu dirençlerde AC, AC arasında dikkat edin. Burada biri burada böyle AC arasında, biri de burada böyle AC arasında olsun. Şöyle, şöyle. Daha bunlardan bir tanesi de anahtar var, X anahtarı var. Pili de AB arasında bağlamış olduk gördüğünüz gibi. Şimdi önceden nasıl bir durum vardı? Önceden bu X'i R 2 yaptığından, R bölü 2 yaptığından, e, R 2 yapıyor yani. Onu biraz güzel yazayım. Şöyle R 2 yapıyor paralel bağlıyken. Çünkü özdeş iki tane direnci bağladığımızda eşler direnç yarıya iner. Bundan dolayı buraya düşen gelime biz V dersek buraya düşen gelime 2V demiş oluruz. Pirit evet. potansiyel farkında da 3V diyoruz. Peki X anahtarı devreden çıkartılırsa devre yeni durumda nasıl olacaktır? X anahtarı devreden çıkartıldığında devre yeni durumda şu şekilde olacaktır. Tabi bizim pilin potansiyel farkı 3V olduğundan artık burada aşağıdaki R direnci duruyor. Bir de burada R direncimiz var gördüğünüz gibi. O zaman 3V bölü 2, 3V bölü 2 olduğunu görüyorsunuz. Yani aslında e, şu R direncine düşen gelin önceden v, v iken şimdi 3V bölü 2 yani 1.5V görüldüğü potansiyel fark arttı diyoruz. Potansiyel farkı artarsa e, tabii ki e, e, tabii devrenin eşdeğer denince de 2R oldu. Lütfen dikkat. Önceden neydi? 1,5'tu. Önceden 1,5 olduğundan yani önceden 1,5'tu. E, 3 bölü 1,5'tan 2 iyi geçiyorduysa şimdi 2 oldu. Şimdi 3 bölü 2 iyi geçiyor. Yani 3 bölü 2 iyi geçiyor diyebiliriz. E, dolayısıyla akım azaldı yani. Akım azaldı. Dolayısıyla sorumuzun cevabının B olduğunu bu şekilde de görebiliyoruz. Cevap B oluyor. Şekildeki elektrik devresinde K anahtarı açık, L anahtarı kapalı iken ana koldan geçen akım i kadardır. K anahtarı kapatılıp L anahtarı açılırsa ana koldan geçen akım kaç i olur? Öncelikle burada bir değişiklik olmadığından burayı hesaplayalım. 6 ile 6 bir kere seri olduğundan 12 yapar, değil mi? 12 ile 6 da paralel olur. Bakın şu ikisi bir kere öncelikle şu, şu, şu öncelikle bu ikisi 12 ohm'dur. Bu ikisi 12 ohm'dur. Ve buradaki 12 ohmla buradaki 6 ohmla birbirine paraleldir. Birbirine nedir? Paraleldir. Nasıl bağlı oluyorlar? Paralel bağlı oluyorlar. O zaman burada eşdeğer eş değişlerini bulurken eğer biz buna R1 dersek 12 ile 6'yı çarpıyoruz. 12 ile de 6'yı ne yapıyoruz? Topluyoruz. Aşağısı 18 yapar. 6 ile bölü 3 olur. Buradan R1 de 4 olur. R1 kaç olur? Buradan 4 ohm bulunur. Yani şu kısmın direnci bir kere 4'tür. Önce onu belirtmiş olalım. Yani o zaman e, açık, l kapalı iken 8 ohm da kısa devredir. 8 ile 8 ile özdeş olduğundan, 8 ile 8 e özdeş olduğundan şu ikisi de e, 4 yapar. Bu ikisi de 4 yapar. Çünkü iki tane direnci paralel bağlarsak 8'i 2'ye bölersek 4 buluruz. E, burası da 4 yapmıştı. O zaman devrenin direnci başlangıçta ne oluyor? 4 4 oluyor. Yani ilk durumda bu. Pilden geçen akıma da iyi demişiz. Filin potansiyel farkına da V dersek V o zaman I çarpı 4 artı 4 oluyor gördüğünüz gibi. 4 artı 4. Yani aslında V dediğimiz nicelik 8 I'ye karşılık geliyor. Şimdi gelelim K'yi kapatıp L'yi açmaya. K'yi kapatırsak K'yi kapatırsak K kapatıldığında bir kere 8 ohm'lar ikisi de kısa devre olur. İkisi de ne olur? Kısa devre olur. Ee, anahtar açılınca da 8 ohm devreye girer. E burada 4 ohm vardı. Burada da 8 ohm oldu. Yeni durumda devre şu hale, şu hale geliyor. 4 var ve 8 var. 4 var ve 8 var. Şöyle diyelim. Buraya buraya 4, buraya da 8 diyoruz. Pilde pilde e, V kadar potansiyel farkı var ve onun da 8 iyi kadar olduğunu biliyoruz. O zaman buradan e, burada eş değer V eşittir diyoruz. E, i üstü çarpı 4 artı 8 4 artı 8 ve yerine 8'i yazabiliriz ya da i üstü çarpı 12 yazarsak i üstü buradan 2 bölü 3 i olarak karşımıza çıkar. 2 bölü 3 i olarak karşımıza çıkar. Sonuzun cevabı c olur. Şekildeki devre parçasından i akımı geçerken x direncinin uçlar arasındaki potansiyel farkı 6 volt oluyor. Buna göre y direncinin uçlar arasındaki potansiyel farkı kaç volttur? Om ohm yasasını hatırlarsak V I çarpı R. E, potansiyel fark 6 voltmuş X direncinin. Geçen akımı bilmiyoruz ama direncimiz 2. Buradan odan akımımız 3 amper olmalıdır. O zaman buradan 3 amper geliyor demektir. Şimdi kollara dağıldığında akımlar dirençlerle ters orantılı olacaktır. Yukarının toplam direnci 6, aşağınınki 12 olduğundan. 6 ohm 12'nin yarısı olduğundan yukarıdan 2 i geçiyorsa Aşağıdan bir i geçmelidir. Yani yukarıdan iki i geçiyorsa aşağıdan bir i geçmelidir. İki i ile i'nin toplamı üç, üç olacağından, yani e, iki i ile bir i'nin toplamının üç yapması gerekiyor. O zaman üç i eşittir üç dediğimizden i bir amper olmuş oluyor nicelik olarak. O zaman y direncinden geçen akım o zaman iki amper olmuş oluyor gördüğünüz iki amper olmuş oluyor. Y direncinin potansiyel farkını hesaplarsak üzerinden geçen akım 2 direnci de 4 olduğundan potansiyel farkını 8 volt buluruz. Buna göre sorumuzun cevabı D olur.